Ve bununla beraber ne diyor şeyh? Onları dost edinin. Kimleri? Ehlini. Hani dedik ya, bunlara buz edeceksin. Bir de onun ehli var kardeşler ya. Bakın Allah Azze ve Celle her şeyi bir denge üzerine kurmuş. Nasıl ki gece var, karşılığında gündüz var. Nasıl ki sıcak var, karşılığında soğuk var. Nasıl ki siyah var, karşılığında beyaz var. Yani Allah Azze ve Celle her şeyi çift yaratmıştır. Allah Azze ve Celle her şeyi ahenkle denk yaratmıştır. Bu sebepten dolayı nasıl ki iyilik var, bununla beraber kötülük de var. İşte nasıl ki Müslüman kardeş var, bununla beraber kafir insanlar da var. Nasıl ki dost olman gereken insanlar var, bununla beraber düşman olman gereken insanlar da mevcuttur. Biz ne dedik? İşte bu tür insanlara dostluk beslemeyeceksiniz, bunları tekfir edeceksiniz, bunlara buğz edeceksiniz ve bununla beraber bunun zıttı olan, bunun ehlini seveceksiniz. Ne kadar uzak olursa olsun, dünyanın bir ucunda dahi olsalar, onlara sevgi besleyeceksiniz. Gerekirse onlara yardım edeceksiniz. Neden? Çünkü koskocaman 6,5-7 milyarlık dünyada benim bir tane Müslüman kardeşim var. Bir tane. Allah Azze ve Celle 7 milyarda birini seçmiş. 7 milyarda 2 kişiyi seçmiş. 3 kişi veya 5 kişi. Artık sayı ne kadarsa. O sebepten dolayı kardeşler, benim bunun kıymetini bilmem lazım. Şeyh de bize bu konuda nasihat ediyor. Diyor ki Allah için, yani elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün. Yani bakın, bu dostluk edeceğiniz kişi Allah'ı çok seviyor. Bu dostluk edeceğiniz kişi Resulü çok seviyor aleyhissalatü vesselam. Bu dostluk edeceğiniz kişi Müslümanları çok seviyor, şeriatı çok seviyor. O zaman siz dediğin gibi ben de seni çok seviyorum. Neden? Çünkü benim sevgim, benim korkum, benim bütün ibadetlerim hepsi alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle içindir. O sebepten dolayı ey kardeşim ben de seni seviyorum. Neden? Allah'ı sevdiğin için seni seviyorum. Neden? Resulünü sevdiğin için seni seviyorum. Neden? Allah'ın şeriatını sevip ona saygı gösterdiğin için seni seviyorum. Başka bir şey için değil. Dünyalık bir menfaat için değil. Para için değil. İş ortaklığı için değil. Mal değil, mülk değil, akrabalık değil. Sadece alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak için seni seviyorum diyeceksiniz. Ve ne kadar uzak olursa olsun, bu böyle olsun kardeşler. Şeyh'in bize ettiği nasihat bu. Eğer bunları yaparsan gerçekten imanın lezzetini tatmış olursun. Çünkü Peygamber Aleyhisselam ne diyor? İmanın en sağlam kulpu Allah için sevip Allah için buğz etmek. İşte en sağlam kulp, yani la ilahe illallah budur işte kardeşler. Budur yani. Allah için seveceksin ve Allah için de buğz edeceksin. Tekfir edeceksin, uzaklaşacaksın.